Dünyanın gündemiyle karşınızdayız. Bugünün dış haber başlıklarını masaya yatıracağız. Sizlere aktarmaya çalışacağız. Çok değerli bir konuğum var. Emekli Kurbay Albay Ünal Atabay ile birlikteyiz. Sayın Atabay, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Daha bir iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, tabii Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın PKK konusundaki ilk başta o skandal açıklaması, sonra bunu düzeltmesi ve mağara katliamının yankıları devam ederken son olarak Pentagon Sözcüsü, Amerika Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'nin PKK meselesiyle ilgili sorulan soruya, Anadolu Ajansı muhabirinin sorduğu soruya kaçamak yanıtlar vermesi. Bununla başlayalım dilerseniz. Pentagon neden PKK terör saldırısı deyip de bunu kınamaktan kaçındı diye soralım size Sayın Atabay. Şimdi hani kestirmeden daha bir doğrudan hemen cevap vermek gerekirse, hani lafı uzatmadan, Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK ile olan ilişkisinin derinliğinin gerif ilişkisinin ne kadar ileri boyutlarda olduğunun bir göstergesi bu. Evet. Bir NATO üyesi Amerika Birleşik Devletleri olup daha önceden hep konuşuyoruz müttefiklik, stratejik ortaklık gibi kavramların çok gerilerde kaldığını, sahada bunun uygulamasına baktığımız zaman işte Suriye özelinde, Irak meselesinde, PKK noktasında Amerika ile ilişkilerimizin çok iyi noktaya doğru gitmediğinin de bir diğer göstergesi bu. Başlangıçta siz de ifade ettiniz, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın hani eğer açıklamasıyla başlayan o andaki kriz ve sonra Dışişleri Bakanları'nın görüşmesi sonrasındaki düzeltici açıklama her ne kadar olduğu ise de son bu Pentagon sözcüsünün açıklaması yine bu konudaki bir samimiyetsizliği ortaya koyan bir ifade. Kaldı ki devamında yani Suriye Demokratik Güçleri adlı PKK, PYD, YPG unsuru olan bir diğer o terör örgütüne yönelik desteğin de devam edeceğini vurguladı Pentagon sözcüsü. Evet, yani en önemli husus da o. Kaldı ki bunu da vurguluyor. Yani ilişkilerin devam edeceğini, IŞİD'le mücadelenin için yerel güçler olarak PKK'yı adlandırıyor ve işbirliğindeki bir, evet, politikamızda bir değişiklik yok diyor. Yani Trump'tan devam eden veya Obama ile başlayan Amerika'nın bölgedeki politikası. Şimdi bizim için YPG eşittir PKK diyoruz, tartışmasız. Yani bu 2-2-4 kadar kesin bir şey. Bunun yok SDK gücü, yok yeni bir yapılanma, o Suriye sahasında, öbürkü işte Irak sahasında, orası ayrı, gayrı gibi bir durum söz konusu değil. Ama bu şu an gelinen noktada yeni Amerikan yönetimi artık PKK'yı da tartışma meselesi haline getiriyor. Yani PKK'nın, evet, terör örgütü, evet, olup olmadığı noktasında bile neredeyse tartışma başlatacaklar. Hani PYD, YPG'ye, evet, geçtik. Evet. Artık PKK'ya bile şerh düşüyorlar. Ya çok güzel. Yerinde bir ifade ettiniz. Yani biz YPG'yi tartışırken, ayrı örgüt yok, birlikte beraber meselesini tartışırken, PKK'nın da arkasında duran bir ifade cümlesiyle beraber bunun artık iyice tescillendiğini görüyoruz. Bu örgütlerle bağını ve ilişkisini. Zaten Türkiye, yani biz ülke olarak PKK ile olan ilişkisini yıllardır biliyoruz zaten. Bu hep konuşuldu. Bizim 20 yıl önceki meselemiz, 30 yıl önce de biz bunları konuştuk. Hep silah verildiğini, dağıtıldığını, Irak kuzeyinde bu ilişkileri olduğunu, maalesef Türkiye bundan 40 yıllık bir terörle mücadelesinde son derece muzdarip. Şimdi gelinen noktada bu mağara meselesinde, yani rehine kurtarma operasyonunda sonrası yapılan açıklama, Avrupa'dan da bazı ülkelerin işte kerhen de açıklamalar da var. Yani ben şöyle söyleyeyim, hemen tepki gösteren ülkeler, iki gün sonra açıklama yapan ülkeler veya yapan açıklama yapılmasının seviyesi, işte yardımcısı, sözcü yardımcısı, sözcüleri veya bakan yardımcısı gibi her ülke bazı açıklama seviyelerini belirlemiş. Şimdi bunlar da önemli işaretler. Demek ki yani şöyle baktığımızda, tabi inanın, Amerika Birleşik Devletleri
Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu yani PKK ile olan ilişkilerini veya PKK'yı destekleme noktasındaki buluşmalarını böyle anlarda çok daha net ve şeffaf olarak görüyoruz. Daha iyi algılıyoruz durumu. Bundan sonraki mücadelelerimizde tabii ki yani arkamızda bizim Amerika'yı göremeyeceğimiz anlaşılıyor. Yani bu net. Suriye'nin kuzeyinde desteklemeye devam edecek demesi, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin bekasına yönelik tehdidin de devam edeceği anlamına geliyor. Peki bizim o bölgede Irak'taki tasarruflarımız var. Yani Irak'ın kuzeyinde olsun, Suriye'nin kuzeyinde olsun. Yarın öbür gün belki Barış Pınarı Harekatı kaldığı yerden devam edebilir. Ucu açık. Böyle bir durumda bölgede Amerika ile Türkiye arasında bir çatışma gerginliği bekliyor musunuz? Buraya doğru varır mı iş? Ünal Bey duyuyor mu acaba bizi? Evet. Bağlantıda bir kopukluk oldu. Tekrar bağlantımızı sürdüreceğiz Sayın Ünal Atabay'la. Orada tabii ben yine günün başlıklarını, günün diğer gelişmelerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İşte Pentagon dedik. Pentagon sözcüsü, Amerika Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Anadolu Ajansı muhabirinin sorduğu soruya, PKK terör örgütünün o mağara katliamıyla ilgili sorduğu soruya hiçbir şekilde yanıt veremedi, vermekten kaçındı. Münferit gruplara girmeyeceğim dedi. Ve sonrasında da SDG'ye yönelik desteğin devam edeceğini vurgulamış Amerikalı sözcü. Yani SDG dediği de PKK-PYD'nin Suriye'deki bir diğer unsuru. O da bir terör örgütü. Onu desteklemeye devam edecekler. Bu arada bu son günlerde hep biz Irak'ın kuzeyini konuşuyoruz, Gara bölgesini konuşuyoruz, Sincar'ı konuşuyoruz. Suriye'nin kuzeyinde de Fırat Kalkanı bölgelerinde PKK-PYD terör örgütünün sivillere yönelik saldırılarında anormal bir artış olduğunu da belirtmekte fayda var. İki gün önce Elbap'ta saldırı oldu. 24 saat sonrasında yine Elbap kentinde bir başka saldırı daha oldu. Toplamda orada iki sivil hayatını kaybetti. Son olarak dün de yine Afrin'de bir terör saldırısı daha gerçekleştirmişti PKK-PYD teröristleri. Bu arada Ünal Bey yeniden hattımızda. Sayın Atabay, Amerika ile PKK konusunda, Amerika'nın PKK konusundaki bu tavrı artık çok keskin bir şekilde devam ediyor. Yani Suriye'nin kuzeyinde olur, Irak'ın kuzeyinde olur. Bu yaşanan gerginlik bir çatışmaya doğru evrilir mi? Vallahi yani tabii gerçekten bu sorunuz kritik. Neden? Türkiye'nin bu çatışma noktasına götürecek ihtiyacı güvenlik boyutunda ne kadar var, ne kadar yok? Bunun derinlemesine üzerinde tartışmamız lazım. Yani bu Amerika'nın buradaki faaliyetlerine dur diyecek şekilde noktaya taşınması gereken bir evredeyiz. Şimdi bu ne demek? Sayın İsmail Hakkı Pekin'in bir açıklaması oldu. Çok da gündem oldu bu, özellikle sosyal medyada. Yani İsrail Suriye'de geliyor, vuruyor. Nereye vuruyor? İşte Lübnan'dan Şam'a, Beyrut'tan Şam'a gidip gelen Hizbullah tırlarını misal. Gördüğü yerde vuruyor. Hani Sayın Pekin diyor ki Türkiye'de benzer şekilde bu Haseki'ye gidip gelen PKK'ya giden o silah taşıyan tırları vurabilir. Ya da vurmalı şeklinde bir yorumda bulundu. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şimdi vurulabilir tabii. Yani askeri anlamda bir karşılığı var. Vurulur. Ama biz şimdi yani belki söylemek kolay gibi görünse de ben de bu tarafta düşünenlerdenim. Yani az evvel onun için ifadeyi, cümleyi kurdum. Evet. Yani hangi noktaya geldiğimizi anlatmak açısından. Amerika'nın bu pervasız tutumuna karşı Türkiye'nin artık sahada Amerika'ya bunun bir bedelinin ödetileceği noktaya doğru taşınması lazım. Ama bu tırlarının vurulması olabilir. Ama sahada ciddi bir travma yaratacak bir etki yaratılabilir. Türkiye'nin artık yani bu beka meselesi olarak birinci sıraya koyduğumuz terörle mücadelesini sonlandırması adına bu tarz bu yönde bir faaliyete girişmesi artık ihtiyaç var.
Çünkü masada, konuşmalarda, görüşmelerde, ortaklık ilişkisinde bir netice alınamıyor, ilerlenemiyor. Bir boyu gidemiyoruz. Daha da geriye doğru gidiyoruz. O halde bunun bir bedeli olmalı. Evet, Irak sahasında, yani Suriye sahasındaki tırlara yönelik bir operasyonun tabii ki bir karşılığı olacaktır. Bunların bütün hesapları yapıldıktan sonra veya zamanlama evet, yine bir teknik sıkıntı oldu zannedersek Sayın Atabay ile bağlantımızda. Evet, tekrar devam edeceğiz. Herhalde internet hatlarında bazı problemler var. Biz yine devam edeceğiz. Dün tabii NATO Savunma Bakanları Zirvesi vardı. Brüksel'de. Orada da daha doğrusu aslında online yapıldı o toplantı. Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar da NATO Savunma Bakanları Zirvesi'ne katıldı. Amerika'nın yeni Dışişleri Bakanı, CENTCOM'un eski komutanı Lloyd Austin de yine o zirveye katıldı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye ile ilgili açıklamaları var. Stoltenberg Türkiye'ye Kuzey Irak'ta 13 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileyen bir açıklama yapmış ve NATO müttefikleri Türkiye ile dayanışma içerisinde ifadesini kullanmış NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg. Tabi bu arada Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ve NATO arasında bu S-400 meselesi de bir kriz olarak devam ediyor. Onunla ilgili de NATO'dan çeşitli işte Patriot'ların kullanılması, S-400'e alternatif hava savunma sistemlerinin Türkiye tarafından kullanılması, Türkiye'ye bunların verilmesi ya da satılması noktasında bazı alternatif önerilerin de yapıldığı yönünde öne sürülen haberler var NATO Savunma Bakanları Zirvesi kapsamında. Diğer yandan yine devam edecek olursak biz haber başlıklarımıza, Amerika Birleşik Devletleri'nde dondurucu soğuk. Yani öyle bir soğuk var ki -18, -20'leri bulan en az 21 kişinin donarak hayatını kaybettiği soğuk kış şartları. O soğuk havada 21 kişi hayatını kaybetti dedik. Milyonlarca insan elektriksiz kaldı. Onunla ilgili de çok çarpıcı bir görüntü var. Tüp kuyruğunda bekleyen Amerikalılar. O görüntüyü de sevgili İlker'den rica etsek, ekranlarımıza getirse, izlesek hep beraber biraz da üstüne yorum yapsak. Çünkü Texas eyaleti, Houston kenti. Houston tabii denince akla NASA'nın merkezi geliyor. Texas denince petrol kuyuları geliyor. Böyle bir eyalette, böyle bir şehirde, Houston gibi bir şehirde elektrikler kesik olduğu için enerji kaynaklarında sıkıntı var ve bu nedenle insanlar donma tehlikesi geçirmişler. Amerikalılar tüp gaz kuyruklarına hücum etmişler. Diyelim bu arada Sayın Atabay da tekrar hattımızda. Sayın Atabay, bir gerginlik olması halinde, bir çatışma olması halinde bunun sonuçları nasıl olur? Tam o kısımda kalmıştık. Şimdi bence tabii konvoyların vurulması vesairesi biraz tabii ki bu ciddi anlamda bölgede bir bölgesel savaşı Amerika ile doğrudan bir çatışma anlamına gelir. Bu risk de var. Öncelikle sanki Irak'tan Suriye'ye geçişleri kontrol edecek bir coğrafi kontrole ihtiyacımız var tabi. Bunu sağlarsak Amerika'nın geçişlerini böylece önlemiş, en azından bir denetim mekanizması kurmuş ve bunları engelleyecek bir sözümüz, söyleyebileceğimiz bir alan yaratmış olur. Bu nasıl olur? İşte Semelka kapısını kullanıyorlar. Sincar hattını düşünelim tabi aşağıya doğru, evet, kullanıyorlar. Yani o bölgeden. Deirizor'dan bazı unsurlar vardı. Şimdi kullanmıyorlar pek. El-Tanf bölgesinden giriyorlar. Yani Tedmur çölü üzerinden gelen yol güzergahını kullanıp yukarıya Haseki Kamışlı bölgesine ulaşıyorlar. Şimdi böyle olunca o zaman biz de Irak'la birlikte veya Münferi'den Irak'tan Suriye'ye geçişleri kontrol edecek alanlarda kendimize o kapıları kontrol edecek bir güvenlik alanı yaratmamız lazım. Yani buna ihtiyacımız var. Özellikle Sincar'ı da içine kapsayan Semelka Rabia kapısını yukarıya doğru Fişabur kapısını da kontrol edecek o hatta Türkiye'nin bir kontrol sahası kurmasına ihtiyaç var. Buradan gelip geçenlere dur diyebilmemiz lazım. Yani dur, ne taşıyorsun ne götürüyorsun. İster Amerika
ister Rusya, bir başkası. Evet. Şimdi biz buralarını kontrol etmediğimiz için buradan geçiyorlar. Neticede bu silah sistemleri ulaşıyor terör örgütüne. Biz şimdi konvoyu vuralım diyor. Bence konvoy oraya geldiği zaman durduralım. Evet. Ha, geçmesine ısrar ettiği zaman orada silah kullanacağımızı beyan etmeliyiz. Evet. Yani bu elimizde olmalı. Dolayısıyla bunun askeri yani uygulamasının sahadaki tabi uygulamasının hangisinin daha doğru veya hangisinin daha komplikasyonu geliştirecek, etki yaratacak bunun üzerinde analiz edip buna karar vermemiz lazım. O sınır ama, hattında kontrol noktalarının kurulması yani tırları vesaire araçları durdurmak üzere kontrol noktaları kurmak bu bizim yaptığımız sınır ötesi operasyonlar ne kadar Türkiye'nin meşru müdafaa hakkıysa aynı çerçevede uluslararası hak olarak herhalde Türkiye'nin hakkıdır diyebiliyoruz değil mi? Evet tabii bravo. Yani ben aynen öyle öyle diyebiliriz. Çünkü bizim uluslararası hakkımız meşru müdafaa kapsamında bunu yapıyoruz. Çünkü bu silah sistemleri Türkiye'nin bekasına yönelik olarak kullanılıyor. Kullanılacak. Biz ne yapıyoruz? Ülke olarak önleyici tedbir açısından bu az evvel ifade ettiğim bir askeri opsiyonu Türkiye'nin kullanma hakkı. Bunu sahada göstermemiz lazım. Evet. Dolayısıyla tabii bir de şunları da düşünmemiz lazım. Yani biz Suriye'de, Irak'ta, daha derinlikte, daha fazla yayıldıkça da bir yelpazesi oluşacak bunun. Bir geniş yelpazesi, bir enerji yayılması meydana gelecek. Şimdi bunların önceliklerini de tayin ederek bizim için en tehlikeli noktaya siklet merkezi yapacak önceliklendirmelere göre de bunları yeniden gözden geçirmemiz lazım. Hem siyasi anlamda hem askeri anlamda. İkisini birleştirerek sahadaki yansımasını işte öncelik Sincar mıdır? Gara, terör örgütü başlarına Kandil mi? Suriye sahasındaki Barış Pınarı Harekat Alanı'nın bazı noktalarında ilave eklemlenmeler mi? Yani bütün bunları önümüzde bizim tehdidi, yani ağırlık merkezini tahabe, bir ağırlık merkezi var. O ağırlık merkezini bulup en can alıcı orada bulunmamızda yarar var. Evet. Ama benim şu anda gördüğüm ağırlık merkezi Sincar'la evet. birlikte bütünleşen Derik Malikiye bölgesini kapsayan hudut geçiş kapılarını kontrol eden da gerekirse Deir Zor'daki de bir orada Irak'la anlaşmak suretiyle nasıl İran orada bulunuyorsa biz de orada gerekirse bir üst kurmak suretiyle o kapılardan da geçişleri kontrol edecek bir alan yaratmalıyız. Peki Sincar'a operasyonu konuşuyoruz. Gündemde olduğunu söylüyoruz. Sincar'da sadece PKK yok. İran destekli Haçlı Şabiler de var. Amerika'nın bu Gara harekatına verdiği o olumsuz reaksiyon olur da Türk askeri Sincar'a girer yarın öbür gün PKK'ya orada bir müdahale eder noktasında bir ön hazırlık mıdır? Yani Sincar'a girerseniz ben PKK konusunda sizi desteklemem. Aksine PKK'nın yanında dururum. Dolayısıyla Sincar'a girmeyi bir kez daha düşünün mesajı mı veriyor Amerika? Böyle bir durum olabilir mi? Tabii, kesinlikle. Yani Gara operasyonundan verilen mesaj bu. Şüphesiz. Ama şu da var. Bir de tersinden bakalım. Zaten Irak coğrafyasında işte Gara olur, bir başka alan olur. Buralara yönelik yapılan harekatlar ben literatür olarak söylüyorum. Harekat alanının güvenlik ortamının şekillendirmesi faaliyetlerinden birisidir bu. Güvenlik ortamının şekillendirilmesi. Türkiye şekillendi. Yani biz şekillendiriyoruz bunu. Ne anlama geliyor bu? Gara operasyonu yapmakla bir harekat alanı şekillendiriyorsunuz. Nasıl? Askeri ve siyasi anlamda bir mesajı veriyorsunuz. Bu mesajı alıyor karşı taraf. Size bir mesaj iletiyor. Evet. Biz şimdi o mesajı aldık. Demek ki şekillendirme noktasında onların da bir endişeleri var. Nedir bu şekillendirme? Gara'dan sonra tabii şöyle değerli izleyicilerimiz bazı tartışılıyor bu. İşte Gara bir
basamak bir başka yer. Hayır, coğrafi olarak o bir basamak oluşturmaz. Ama o oranın psikolojik anlamda yapılan harekatın niteliği ve niceliği açısından bir başka hedefe doğru olan düşünce ve iradenin ortaya konması açısından bir mana taşır ayrıca. Bir diğer yönüyle. O açıdan Sincar'a yönelik bir operasyon veya az evvel benim söylediğim hatlara olan ihtiyaç noktaları, buralara olabilecek olan operasyondan Amerika endişeli. Şimdi Amerika neden endişeli? Tabi Bey, Amerika ve Fransa da var bu işin içinde. Yani Avrupa Birliği ülkelerinden İngiltere de var. Yani İsrail de var. Bunlar neden endişeli? PKK oradan tasfiye edildikten sonra, çıktıktan sonra orada Roj peşmergelerini yerleştirecekler. Roj peşmergelerini de Suriye, Irak birlikte o az evvel bahsettiğim coğrafi yapı üzerinde eklemleyecekler. Ama onların istediği şu, PKK oradan çıktıktan sonra burada Türk askeri olmasın, kendilerince Roj peşmergesini rahatlıkla yerleştirsinler. Suriye'nin kuzeyiyle, Irak'ın kuzeyini eklemleyecek, mütakip aşamada eklemleyecek bir yapıya hazırlık, altyapısını, tabanını oluştursunlar. Onların düşünceleri o. Ama Türk askeri oraya gelir, gelir ve PKK'yı oradan çıkarırsa, o zaman onların mütakip planı düşer. Evet. Tabi en önemli husus bu. Bununla ilgili de endişeleri var. Evet. PKK üzerinden verdikleri mesajın bir diğer boyutu da bu. Evet. Sayın Atabay, bir ara vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Milli Sporcu Bursu tanıtım toplantısında şu anda kürsüye çıktı ve orada açıklamalarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinliyoruz şimdi.